Sevgili canlar, serilere devam. Hakikaten galiba arkadaşlar, gerçekten sistem herhalde, hakikaten benim bunu yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. İşimi gücümü bırakıyorum, işimi gücümü yapıyorum. Ha, bir size Brezilya dizisi gibi yalan rüzgarı Dallas versiyonu. Bir siz geride saflar bekliyorsunuz, temizler. Ne olacak, ne bitecek diye. Diğerleri öbür tarafta kendisini çok zeki zannetmiş ve herkes attığını atmış, tuttuğunu tutturmuş. Bir güzel tencere sen kepçe ben misali. Hakikaten. Şimdi sevgili canlar, bir de şunu söyleyeyim. Şimdi giden eril dişiller, gerideki kalan at tart eşildi eril dişillerine kavuşmak istiyorlarsa, buna kavuşmak isteyip istememeleri de değil. Burada ilahi sistem şunu da özellikle vurguluyor. Burada önemli olan bu, tekamülün aşaması bu zaten. Sevgiye gel, sinirliliği, egoyu, kibiri, hasetliği bırak bir kenara, kıskançlığı bırak bir kenara. Öyle sert, ben nasıl istersem öyle olur, onu bırak dedi. Ondan da seni tekrar sınav etmeyeyim. Nitekim zaten 20 numaradır, 20 bin versiyonu kendi içinde sana dedi, yaşattım. Eğer hala akıllanmıyorsa sorun değil kulum, ne istersen ben onu veririm diyor hodri meydan. Dolayısıyla ama bil ki benim o adaletim işleyecek eninde sonunda, senin mutlaka o haksızlık ettiğin eril ve dişilin ayağına göndereceğim. Tamam, geleceksiniz. Kaderde var arkadaşlar. Bu niye sizi küçültüyor? Bu küçültmek değil. O sizi seviyor, dua ediyor kavuşmak için. Buna niye egoyla bakıyorsunuz, sevgiye gelemiyorsunuz, anlayışa, empatiye gelemiyorsunuz? Yahu sen 20 bin haltı yerken midanla dayattın, sen dayattın kendi yaptıkların. 20 numaradır içinde 20 bin versiyonla, sınavla, ruhsal ve fiziksel dünya boyutunda sağlıksal olarak yere yapıştırdın kaldın, ortalıkta yoktun, görünmedin. Bu ilahi eril dişil geri planda oku 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 oku, boğazları kurudu değil mi? Hani ne yaptın ki bu insan, neden seni bu kadar sevsin, neden bu kadar okusun sana? Hani şuna, acaba ben bu kadar kirli pis pasken, bütün bunları da acımasızca yaptırmışken, ben bu kadar ahmakken bunları dayattım da, ha bu ilahi dişilim erilim ne kadar kutsal, Allah'ım ne olur bana izin ver, ben birine ver, tamam egom yok, sevgiyle de gideceğim, ben sevdiğime kavuşmak istiyorum, ben onun gönlünü alacağım, ben ondan özür dileyeceğim, zaten seni seviyor, ne yapabileceksin, ne yaptı ki sana bugüne kadar, zaten bütün her haltı midanla sen yedin, zaten hayatında bile yoktu yediğin bütün haltlarda, şimdi yaşadığın sorumlusunu kendin olduğunu anla. Değnek kraliçesi bile değil. Yaradan seni onunla sınav etti. Çünkü en kötüsü oydu. Ve dedi ki sana çocukluğundan beri dayatıyor. Ruh eşinle sen daha ruh eşi olduğunu öğrenmeden önce de dayattı kavuşmayın diye. Çünkü ben ilahisel verdim dedi. Bir orada videolarım var, dinleseniz onları. İster benden ister başkalarına gidin 10 tane tarotçudan. Ama lütfen iyi okuyan, iyi kart okuyan canlardan alın. Tamam, bakalım sizin senaryonuzu size nasıl anlatacaklar. Bir benim anlattıklarımı bir teyit edin bakalım. Benim gibi çok güzel kart okuyan canlar var. 10 numara. Hani buradan onlarla konuşmadığım için isim paylaşmıyorum. Yoksa çok rahat paylaşabilirim yani. Hem de öve öve paylaşırım ki böyle güzel canlarım da var. Bu yolda ben yalnız değilim diye büyük gururla, mutlulukla paylaşırım. Ben video yayınlamadığımda mutlaka onların videolarını paylaşın. Nitekim bireysel rehberliklerde paylaşıyorum canlarımla, alanlarla zaten. İşte ölelerini dinleyin, ufkunuzu açan. Çünkü niye? Zaten değnek kraliçe size dayatıyor, ufkun açık değil. O seni illüzyona sokuyor. Dayatıyor, hala dayattı. Tekamülün ilk gününden beridir. Artık yere yapışıp sağlığınız bozulup maddi kayıpla nefes alamadığınız noktada ilahi sistem, buradaki dişilin attar şifa olan, şifa Allah'ın şifa, kendiliğinden, yaradanın kendisinden bahşettiği şifası var nefesinden üflediğinde.
Onun için kötü değil. Onun için seni illüzyona sokmuyor. Onun için sana beddua etmiyor. Onun için seni okuyor. 20 bin haltı dayatmış olmana rağmen koşulsuzca seviyor. Çünkü ruh eşin kaderinde birliktelik var, birleşmek için. Ama yine de ne diyor kader? Kader çarkı neden çıkıyor? Diyor ki ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Ne diyor? Diyor ki sen 21 numarana gel. İlahi dişilini de getiriyorum, geldi, onlar sizi bekliyorlar. Bu tekamül bunca bu kadar halt yaşadınız. Benim de adaletim işliyor. Karşılıklı bu at tart bir konuşacaksan bir dinleyeceksin diyor. Eril ve dişil haklı olanlar için. Sen de bir anlat kendini. Ben Allah'ın olarak ilahi sistemin, meleklerin, bilgelerin, üstadlar olarak sana verdiğimiz rehberlikle senin de ne kadar haklı veya haksız olduğunu, yanlış yapıp ya veya yapmadığını biliyoruz diyor. Seni de seviyoruz. Kendi öz değerine gel. Bu kılıç kral özelliğini bırak, bu siniri, bu öfkeyi kendine de kızma. Burada kılıç onluğu yiyorsun ama biz sana yaşatmıyoruz bak. Biz daha yaşatmadık. Biz yaşarsak yıkım yaşatırız diyor bu noktadan sonra. Öyle kılıç onluğuyla kurtulamazsın yani. Ruh eşinle ayrılacaksın. Tekamülü bitirecek. Devre dışı kalacaksın. Cehennemin kapısını açarım diyor. Daha ne nasıl söylesin sistem? Kartlar aracılığıyla bu kadar konuşuyor. Daha ne desin? Her gün de kılıç onları yiyorsunuz. Uyku haram oldu iki tarafa da. Değil mi? Oku 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 bir hale oldular. Boğazı kurudu insanlar. Kendini okumadılar bir gün. Kendileri için belki bir dua etmediler. Hep başkalarına ede ede bugüne kadar geldik zaten. Böyle büyümedik mi? Hangi biriniz kendinize dua ettiniz? Bırakın da bu insanlar bu kadar bunu yapmış. İlahi de diyor ki benim adaletim işliyor. Bu mutlaka görülecek diyor. Sen kim ola ki bunu geciktiriyorsun artık diyor. Sen diyor at tartla bir tekamülün var. Sen ruhsal planda buna söz vermişsin. Ruh işi olarak seçmişsin. Benimle ruhsal sözleşmem var diyor. Ve ben de kavuşma verdim diyor tapu gibi. Ne ola ki sen bunu daha zaten 20 bin haltta geciktirdin. Bu insan hala yani ne yapabilir? Hadi. Ya yorumlarda yazsınız arkadaşlar bana. Sizin bu eril ve dişilleriniz niye bu kadar korkak? Niye bu kadar cesaretsiz? Bakın bir şey söyleyeyim mi size sevgili canlar? Hani bu negatif enerji diyoruz ya. Evet, negatif enerjinin etkisi var. Peki yaradan niye yapıyor? Çünkü diyor ki her geciktiğinde midayla dayattırıyorum. Mide çok iyi olduğu için mi diyor? Ona zaten yaşatıyorum diyor. Ama sana da yaşatıyorum. Niye? Çünkü sen her geciktirdiğinde ben de ona dayattırıyorum. Bakayım ne zaman fark edip akıllanacaksın diyor. Ve Mida da artık sana kızıyor. Çünkü o da değnek kralına gitmek istiyor. Fakat onu söyleyemiyor diyor sana. Çünkü sen bırak istiyor diyor. Niye? Çünkü tekamülü başından beri hep kendini masum gösterdi. Bütün yalanları söyledi. Midaların hepsi yalancı, kıskanç. En başında. Tekamülü çözdüm arkadaşlar. Çocukluktan özellikle arkadaşı olanlar. Ergenlik çağından 20'li yaş civarlarından biri tanıştığınız, evlendiğiniz bütün midalar tekamülü sistem sizden önce vermiş onlara. Ve siz ruh eşinizle kavuşmayın diye de dayattırmış zaten. Niye? Çünkü öyle istemiş. Senin haberin yok. Onun haberi varken öyle dua etmiş. Yaradan da kulun duasını kabul eder. Sonra der ki her neyi dilediysen kulum ben sana veririm. Bil ki yaşatırım yani onu da. Sen şeytana mı hizmet edeceksin? Benim yolumda mı yürüyeceksin? O da senin özgür iradende. Ona göre seçimini yap der. Yol arifesindesin. Bu erile, bu dişile dayatacak mısın? Dayatmayacak mısın? Sırf hırslarından dolayı. Nefse düşkün olduğun için. Ruhunu da zümrütle yoğurmuşum. Tekamülde de ahmak erileri çevireceksin diye. Ama unutma ki sen ondan daha ahmaksın. Niye? Çünkü tekamülün bütün hepsi senin kafanda patlayacak. Niye? Çünkü sen Allah yolunda ilerlemeyeceksin. Çünkü sen büyüye vesaireye teslim olacaksın şeytani enerjileri. Bil ki ben de onu sana geri göndereceğim kulum diyor. Şimdi anladın mı Mida? Değnek kraliçesi. Neden belini doğrultamıyorsun, şizofrene bağladın? Neden uyku uyuyamıyorsun? Habire gece gündüz rehberlik almaya çalışıyorsun. Erile nasıl bir son darbe vurayım da kaçayım. Eriller, değnek kraliçeleri. Nefret ediyor sizden. Taktıkları maske. 20 bin senaryodur da onu taktılar. Zerre size sevgileri yok.
10 numara tapu gibi buradayım. Kendine güvenen gelip benden rehberlik alsa. Hem de onunla birlikte karşıma gele. Tamam, bu kadar söylüyorum. Hem de onunla al, karşıma gel. Yiyorsa. O yüzden burada Attar kılıcını çekmiş, ilahi de kılıcını adalet kartıyla verdi. Bunu unutmayın. Bu gelişi güzel gelmedi buraya. Bunu şu an bu tekamül yolcuların tümüne geldi. İster geride kalan, ister gelecek olan özür dilemesi gereken. Kolumdan helallik alacaksın diyor. Adalet bunun için işletiyorum diyor. Sen nereden biliyorsun ki Attart seni isteyecek mi bakalım? Attart adalet istiyorum. Adalet de görülecek, tekamülde var. Kim kime yanlış yaparsa tekamülde derhal yaradan adaleti de tam orada işler. Sen bunca halt yiyeceksin, arayıp sormayacaksın, pasından arınmayacaksın. Büyücüyle aynı evi paylaşacaksın. Buradan o insan seni severken, ruh eşin hakkınken, sen ilahi de o senin için, sen onun için yaratılmışken, ruhsal sözleşmen varken, hele hele bunu 20 numaradır da öğrenmişsin, 21 numara kavuşma esnasına gelmişsin. Yani ne ola ki tekamülün ne hadsizlikte geciktirirsin sen diyor. Bu adaletim görülecek diyor. Burada konu diyor Attart'ın istediği adalet. Evet, benim adaletim hak etti diyor. Sen ona diyor helallik vereceksin. O seni istiyorsa birleştireceğim. O istemiyorsa birleştirmeyeceğim. Bu tekamülün cevabı evet veya hayırı da Attart'a aittir. Bu arada sana ait değil zaten. Çünkü sen o hakkını bu kadar gecikmekle zaten kaybettin. Sadece sana hala tekamülde tutmasının sebebi senin de aşık olduğun için. Attart'a aşık olduğu için. Birbirinizi karşılıklı sevdiğiniz için. Diyor ki 21 numarana gel. Attart geldi. Bu helalleşme olacak buradaki. Ya birlikte yolunuza devam etmek istiyorsanız devam edin, kavuşma verdi. Devam etmek istemiyorsanız da hepiniz için neden kader çarkı geliyor zannediyorsunuz? İstiyorsanız devam etmeyeceksiniz. Ey seçilmiş olan, kaderini yeniden yazabilirim seninle diyor. Kupa 9'u neden hiç eksik olmuyor? Hayallerini vereceğim sana diyor. Ama ister Attart'la, ister Attart senle isterse, isterse de Attart senden gitmek isterse o zaman. Ama buraya kadar da asla Attart da evli olamaz, sen de evli olamazsın. Evliler için bir şey söyleyeceğim. Haksızlık edip giden erili dişiler için söylüyorum. Bu Asranta sözleşmesiyle bağlısınız ya da öbür türlü Mida'yken resmi nikahınız vardı ya, boşanma sürecini kafanıza takmayın. Sistem onu Attartlara öğretti. O konu bende dedi ilahi sistem. O eril ve dişilin bile elinde değil. O evlilik sürecinin ne zaman biteceğiyle ilgili onu ben bitireceğim. Ne zaman da bitireceğimi biliyor. Kadersel zaman var. Ben süreci biliyorum. Öğrenmek isteyen benden rehberlik alabilir. O yüzden sevdiğiniz eril ve dişile eğer ben resmi nikahım var ya da yok ben boşadım ama bir asirantayla ruhumu paraya sattım, aşkımı gittim, asiranta sözleşmesi var. İşte ben o sözleşme karşısında ruhumu satarken Mida bana bir para teklif etti. Bu arada Mida sizden zengin mi erili dişiler? Merak ediyorum. Yoruma yazsanız onu bana. Tabii o kadar cesaretiniz varsa kendinizi açık edip yazacaksınız. Fake isimle de yazın, ben anlarım. Yeter ki doğruyu yazın. Bana ilahi rehbere yazdığınızı unutmayın. Oraya yazdığınız her yanlış cümle sizin sınavınızdır aynı zamanda. Videoyu dinleyip beğenmemekle, rehberliği alıp yorum yapmamakla, o da senin başka bir sınavındır. Belki yediğin kılıç onların bir tanesinde bundan yiyorsun. Belki sevdiğine adım atıyorsun, kapıyı suratına çarpıyorsa bundan oluyordur. Emin ol. Alma verme dengesini başta bozduğunuz için bu senaryo böyle yaşandı. Tekamüle ihanet ettin. Sistem diyor ki ben bugün yine sorguladım. O kadar iyi verdik ki imparatordu diyor verdiğimizde. Ve Attart'ın haberi var mıydı diyorum. Hayır diyor. Hangisi hangisine aşıktı diyorum. İlahi eril diyor, dişiline aşıktı diyor bırakıp giderken. Nasıl yani bırakıp gittiğinde böyle aşık kupa kralı mıydı? İmparator muydu diyor. O kartlar ikisini birden veriyor. Evet. Ve neyi atıyor? Dinarların altılısı, yakut Rabbimizin sadakasıdır. Daha onun üzerine de kart çekmedi.
Şimdi bak, değnek kraliçesi, değnek kralı nasıl foyaları çıkmasın diye uzattırıyorlar. Şimdi ben bunu kaç dakika olmuş? 14 dakika. Peki şimdi ben burada ne yapayım biliyor musunuz? Şimdi önceyi konuşmayalım. Önceyi sonra da videolarını yapacağım. Fakat şu an kavuşma aşamasında görüşmeler, mesajlaşmalar başladı. Artık kadersel mesajı eril ve dişillerin atması gerekiyor. Haksızlık edenlerin gelecekler. O yüzden konuşacaklar. İki taraf birbirini istiyorsa devam edecek. Birleşme olacak. Yolunuzu yaradan açacak. Bütün illüzyonlar haresi kalkacak üzerinizden. Yolunuz şifalanacak. Siz bedenen şifalanacaksınız. Ve ruhen, kalben, değnek kraliçesinin size yaşatmış olduğu bütün tekamül ruhunuzdan, kalbinizden, aklınızdan silinecek arkadaşlar. Bu da size mucizevi yaradanın bir ödülü, mucizesi. Şimdi tekamülü söyledim size burada. O yüzden o değnek kraliçesi öyle mi yapar? Önüme mi atlar? Ben atlattımla buluşayım diye kıvranlar var. Nokta, nokta, nokta. Peki gel bakalım değnek kraliçesi. Şöyle bir after tarotla bir bakalım, bir farkındalığını bir ölçelim. Stresi neymiş bir ölçelim. Bakalım değnek kraliçesi ne yapıyormuş. Peki. Şöyle bununla da alacağım. Şimdi. Oo, burası nasıl kirletmişim ben böyle sevgili canlar. Ay. Canlar şimdi çok kirlendi. Ben çalışamam. Bir dakika masamı silmem lazımdır. Yoksa hani şey yapamam sevgili canlar, rahat edemem. Hemen şöyle bir alayım. Üçüncü, dördüncü gül kokusunu yaktım arkadaşlar. Sevdikleriniz o kadar çok özlemiş ki sizi, burunlarında tütüyorsunuz yani, burnunda tütüyorsun, at tartım diyor. Şimdi sevgili canlar, bir de ben şöyle bir şey de yapacağım. Değnek kraliçesi çok önemli değil. Sizin kavuşmanız çok önemli. Onu çok önemsemiyorum çünkü. Burada önemli olan, hani sizden giden eril dişillerini size şimdi korkuyorlar ya, at tart eril ve dişil versiyonu, geride kalan eril dişilim evli mi değil mi, ona göre Allah'ım ne olur bileyim de hani adım atayım diyor. Sizden de geliyor. Ben de kahkahalarla güldüm ya. Bir tanesi de yazmış bir cana. Hani burada hiç gülünecek komik bir şey yok. Niye gülüyorsunuz diye. Bu videodan hiçbir şey anlamadığını gösterir. Bir, ikincisi orada neden güldüğüm ne kadar önemli ve o doğal içgüdüsel geliyor. Değil mi? Bu kadar acıların üzerine bir lokma gülebilelim. Ve en önemlisi demek ki sen onu yaşatanlardan birisin. Sana dokunduğu için onu yazdın. Onu da biliyorum kim olduğunu. Onun için de sildim mesajını, haberin olsun. Evet, şimdi sevgili canlar. Ben Değnek Kraliçesi. Şu an hani Eril diyor ki Değnek Kraliçesi neden beni bırakmıyor? Olayı para olsaydı ne olurdu? Hani ben gerekirse vereyim. Eriller. Çocukluğunuzdan beri size büyü dayatmış. Ruhsal yolculukta bir eril ve dişil olduğunuzu sistem 10 numara vermiş. Azize olarak verdi sizden önceyi. Siz daha at tartınızla tanışmadan, eril dişil versiyonunuzla tanışmadan önce bile biliyormuş arkadaşlar. Azize olarak verdi. Ta o dönemi bile. Dolayısıyla çocukluktan tanışanlar için özellikle %90'ın 95'in ki böyle geçerli. O yüzden dolayısıyla senin gözünü açma. İlk başlarda niçin yapmış? Evlenmeden önce. Şimdi çocukken tabii bunlarla uğraşıyor, ruh kötü, kötülük yapacak, kötüye hizmet edecek, şeytana teslim olacak, tekamüldeki görevi belli, ruhu zümrütle yorulmuş ya şimdi, yalanın bini bin parça, duygusu yalan, değnek kraliçesinde değnek kralına kadar dahi değnek kralı gibi tutkusu yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Onun için değnek kraliçesinin elbisesi sarıdır, değnek kralınınki kıpkırmızıdır, değnek kralı tutku adamıdır, evet. Aşk adamıdır. Sizler nasıl ilahi dişiliniz, erilinizi at tart geride bıraktıklarınızdan kopamadınız, onlar sizden kopmadı. Size onca büyü, nazarı, her şeyi dayattı. Mezara sokacak büyü dayatmış size arkadaşlar. Bakın, siz at tart versiyonu eril dişilerinizle fragmanı yaşadığınız zaman ilahi sistem ruhsal olarak bu rehberliği veriyor ya, siz haksızlık edip gittiğiniz için o dayatıyor, siz gidiyorsunuz ya.
O günden itibaren sizden özellikle nefret ediyor. Onu da söyleyeyim, bu çok net. Tersini savunan benden rehberlik alsın kendine güveniyorsa. Ve düşmanca. Mezar ne için çıkıyor? Valide enerjisi, haç ne için çıkıyor? Abanoz ne için çıkıyor sanıyorsun? Demiş ki, ben onu özellikle o cümleyi sorguladım. Bana öyle bir sezgi geldi. Ya Rabbim dedi. Hani bunu at tartla tanıştı diye yapmaya başladı. Bu da kadersel de oluyor, bunu da anlıyorum. Ama velaki daha at tartla tanışmadan önce neden dayatmıştın? Burayı anlayamıyorum. Bunu anlamamı sağlar mısın dedim. Ve kartlar nasıl geldi biliyor musunuz? Sadece amacı para, elmas, zümrüt, ev. Elmas kartı, zümrüt kartı, ev kartı geliyor arkadaşlar. Niye? Bana hizmet etse, benim yükümü taşısa ve başkasıyla yeniden başlayıp kutlama yapmasın. Sistem dedi ki bunu da ilave et, cennet ben veriyorum. O onu asla bırakıp özgürce kendi hayatını gidip kurup yaşamasın. Kim olursa olsun, attart olsun olmasın önemli değil. Yani hani ne ola ki, ben şizofren olduğu için yalnız kalmaktan korkuyormuş arkadaşlar. En büyük dayatmasının sebebi buymuş. Bir de bunların en büyük özellikleri, hani evlenmeden önce size dayatıyorlar ya evlenmek için, o genç kızlık zamanlarından itibaren. O zaman tattaret özelliği oluyor. Tattaret enerjisinde olmuş oluyorlar. Tattaret de şizofrendir zaten. Tattaret şunu yapar. Hani ben evlenmeliyim, ne ola ki evlenmeyeyim, ölürüm diyen bir ruh hastasıdır yani kısaca. Anladınız mı? O yüzden dayatmış. Sonra da kimisinde 1 yıl önce, kimisinde 2 yıl, kimisinde 10 yıl, kimisinde 37 yıldır dayatan var. 37 yılı gördüm, evet, maalesef ki. Bu sabah baktım ona arkadaşlar. Bu bilgelik, bu ruhsallık bana bu sabah geldi. Bu sabah bunu sorguladım. 37 yıl çocukluktan beri arkadaşı olanlar, tanışanlar, mahalleden evlenenler varsa veya anne baba da desteklediyse işte bu. Onlar, oh, hakikaten içim yüreğim acıyor, parçalan. Yani siz kısaca değnek kraliçesi sizin özgür iradenizi elinizden almış. Siz neden 18 yıllık bir döngü kapanıyor? Şimdi çok daha net anlaşılıyor. Yani minimum diyor ki hani 2 yılla 37 yıl aralığındaki bir yaşam tekamülündeki özellikle erillerin hayatına giren karmik partnerleri hayatı boyunca dayattı diyor. Niye hep bana çalışsın, bana baksın? Aman beni yalnız bırakmasın. Çocuk sahibi olmalıyım, bağlamalıyım ki o çalışıp bana baksın, bana hizmet etsin. Yani seni köle olarak kendine tutku için tutmuş. Hani cinsellik yaşamak için. Tutkusu da, bu arada tutkusuna da özellikle kalp çektim, sorguladım. Yalan. Erile vermeden. Erile para kartlarını attı ya. Erilden para istiyormuş. Onun için çalışsın istiyormuş. İş kartın. Tılsım yedili, tılsım sekizli, tılsım altılı. Bu arada tılsım altılıyı yapacağım. Çok önemli, çok çok önemli mesajlar. Özellikle gidenler ve geride kalanlar can kulağıyla beni dinlesin. O yeni gelen bir rehberlik, hemen bunun arkasında yapacağım. Ve öyle dayatmış ki hani ben çocuksuz kalmayayım, evsiz barksız kalmayayım. İşte beni bir daha belki kimse almaz. Tabii kendini de biliyor ya, ruhu nedir, hani nasıl biri olduğunu bildiği için. Vay, ben bulmuşum. Zaten siz de ilahi yoldaki eril dişisiniz. Güzel, alımlı, yakışıklı, karizmatiksiniz. Niye ki? Akıllısın, zekisin, ruhun güzel, fiziğin güzel. Bütün ruhsal yolculuk, tekamül insanların hepsinin yüzünde nur vardır. Çok güzeldirler, çok yakışıklıdırlar ve güldüklerinde gözlerin içi güler zaten. Ne yapıyor? Mida değnek kraliçesi için dastarı veriyor. Dastar için nedir? Kitap anlamı. Bunun yüzünde hinlik akıyordu. Sen nasıl bunu bunca yıldır evlisin anlamadın diye sistem mesaj vermiş. Eril dişileriniz onları anlamamışlar bile. Yani diyor ki sen evli oldun, değnek kraliçesin, ister eril versiyonu ister dişil versiyonu olsun. Sizden giden can parçalarınız. Sistem rehberliği hep vermiş, hep onları sürekli sınava tabi tutmuş. Hayatında arkadaşı, eşi, dostu, iş, para kaybı vesaire. İşte belki ondan nefret ediyorlar, kaçmak istiyorlar. Niye kaçamıyor? Çünkü onu dayatıyor da onun için kaçamıyor.
Of of of, sistem verdi bakalım neler veriyor. Diyor dayattı hep bana baksın, benim için çalışsın, para getirsin, dediklerimi yapsın. İşte bedensel tensel istiyorsam elimin altında hazır olsun, cevap versin. Ruh hastası ya, her şeyi kendine istiyor. Kısaca giden eril dişiller. Sizin hayatınızı sizden çalmışlar. Büyü nazarla okutup üflemişler sizi. Ve siz size ait olmayan bir hayatı, size ait olmayan bir özgür irade, onun özgür iradesiyle, onun dayattıklarıyla yaşamışsınız. Bu da bana şimdi teyit için geldi, 10 numara. Asla aşkı görme, aşk evliliği yapma, çünkü kendisi aşk kadını değildir. Evet, tabii. Bak, değnek kraliçesi. Değnek kraliçesi yanında kılıç dokuzlu. Bana verdiği kaç kupaların onlusu. Aynı zamanda da buraya da desteklemek için geldi. Diyor ki, onların sıfırdan başlayıp ilahi erille dişinin yeni bir hayata başlayıp kutlama yapmaması için, aşk, tutku evliliği, sevgi evliliği yapmaması için değnek kraliçesi kılıç onları dayattı diyor. Çünkü onun tılsım dokuzlusu, yani Urmiya versiyonuyla kılıç prensi dedikoduya o bir dakika, ruh kartı, benim denge kartım geldi. Yine 14 numaradır bu da arkadaşlar. Bakın şimdi burayı iyi dinleyin. Sevgili Rabbim, ilahi sistemim, sana sığınıyorum. Kutsal ilahi plan. Değnek kraliçesi. Erillerin bugün tılsım dokuzlusu, yani at tart versiyonu, eril ve dişili temsil eder. Klasik tarottaki katinadaki Urmiya haliniz. Ve kılıç prensi bir dedikodu olduğunu ve bunu tılsım dokuzlusu, yani Urmiya'ya bir iftira atıldığını söylüyor. Bir dedikodu yapıldığını söylüyor. Kim? Değnek kraliçesi. Değneklerin ikilisi. Bunu değnek kraliçesi mi yaptı? Burada Urmiya'ya değnek kraliçesi mi kılıç prensi dedikodusunu yaptı? Sevgili Rabbim, senin iznine sığınıyorum. En ilahi planda, en ilahi kaynakta, İlahi yoldan, en ilahi yüksek enerjiler aracılığıyla bu rehberliği almaya ve bunu da en iyi hakkaniyetli şekilde bildirmeye niyet ediyorum. Tabii. Peki. Teşekkür ederim bugün. Şimdi burayı iyi dinleyin sevgili canlar. Bu sabahki gelen bilgeliğin kartları geldi. Evet. Gözünüzün önünde kardım ve açtım. Şimdi onu size anlatacağım. Kupa kraliçesi. Değnek kraliçesini temsil ediyor burada. Şu ortaya alayım da net görürsünüz. Şimdi sevgili canlar, burada tılsım ikilisi var. Bu para diyor ki, giden eril dişileriniz iki durum, iki fikir, iki olay, belki iki kişi arasındalar da. Bunlar da bu içinde olduğu iki durumdan bir tanesi paraydı. Amma ve lakin diğerini de bir hemen soralım. Peki diğeri neydi? Biri paraysa diğeri neydi? Değnek yedilesi. Bir rakip diyor. Peki bu rakibi niçin düşündün? Bu rakibi kimle ilgili düşündün? Attart'ta bir, şurada kılıç prensini de unutmayalım. Bunu da böyle alalım buraya. Çok güzel anlatacağım şimdi size. Burada da değnek kralı var zaten. O da konuşacak şimdi. Bu da değneklerin ikilisi. Pardon, değnek kraliçesi değilmiş. Bu değneklerin ikilisiymiş. Ben karıştırmışım ama değnek ikilisi de zaten... Bir tanesi at tartı temsil ediyor, bir tanesi değnek kraliçesini temsil ediyor. Ve zaten onun altına buraya biliyorsunuz çektiğimde kupa kraliçesi. Yani yine değnek kraliçesini verdi zaten. Rumi ile de teyit etti. Bu da onu. Evet, bu tekamül hakkında hepsinden önce uyanışı vardı. O biliyordu. Biz onu aydınlattık diyor. Yıkılan kuleyle
fragmanı aldığında biz ona o bilgeliği de verdik diyor. Onun ilahi eş olduğunu, bunun ne demek olduğunu 10 numara verdik diyor. Ve diyor burada çok yıkıldığı için diyor, değnek kralı da seyrediyor. Değnek kralı da diyor onun muradı diyor. Ve diyor değnek kralına da bakın, burada bile değnek kralına doğru bakar bakın. Ve diyor at tartın, at tarta iftira attı diyor. Eril diyor at tartla birlikte iken erile bir mesaj yazdı. Ve dedi ki bana çabuk acele gel dedi diyor. Vaktim yok dedi diyor. Sen bu haltı belki daha önce yiyenler vardı. Bazıları belki ilk sizinleydi. Ve dedi ki ben seni ailene, eşine, dostuna, sosyal çevrene, iş çevrene, işte her kimse seni, çünkü kendisi rezil olduğu için rezil edeceğim demişti. Sizinkiler de narin zariftir ya zaten, bu da kadersel tekamül, nereden bilsin. Tabii o bir de öncesinde dayatmış ya, işte zannetmiş ki ay o çok haklı ya, ah demiş, zaten hep de güvenilir bulduğu Midas'ıydı ya zaten. O zaman Midas tabii daha evli ve aynı evdeler. Fakat öncesinde tartışmış, kavga etmişler. Kılıç dokuzluyu yemiş iki taraf. Sizinki de deliye vurarak size gelmiş. İşte siz o fragmanı tılsım dokuzlusu olarak sizin elinle öyle o fragmanı yaşamışsınız sevgili arkadaşlar. O size deliye vurarak gelmiş. Niye? Çünkü değnek kraliçesiyle kavga etmişler. İkisi farklı yerdeymiş. Büyük bir ihtimalle farklı il, ilçe, şehir olabilir. Atıyorum biri İstanbul'da, biri işte tatildeydi. Bir sayfiye köşesindeydi. Bir şey bir şey. Diyor ki burada Eril'in gittiği yön çünkü deliye vurarak geliyor size. Pardon, size geliyor burada. Bunu deliye vurarak size geliyor. Tamam. O zaman Joker edasıyla deliye vurarak size gelmiş ve kutlama yapmak istemişsiniz. Nitekim de siz beraber kutlamayı yapmış mısınız? Siz ona aşık, o size aşık, evlilik hayalleri hemen kurmuş musunuz birbirinizle? Fakat siz ona söylemeden, o size söylemeden, açılmadan size kılıç dokuzluyu dayattırmış sistem. Neden? Çünkü değnek kralıyla da o bir aradaymış. Bakın burada değnek kralını verdi çünkü şurada biliyorsunuz kupa kraliçesi de buraya geldi zaten. Diyor ki değnek kralı diyor. O değnek kralıyla da zaten mesajlaşıyordu diyor. Burada sistem. Nerede mesaj kartı? Değnek kralı da ona mesaj atıyordu diyor. Zaten onlar da görüştü diyor. At tartla ilahi eril ve dişil diyor görüşürken diyor. O da onunla görüşüyordu diyor. Ve bir sistem olarak diyor onun içine verdik çünkü tekamül başlayacak. Çünkü bu eril iyi huyları olmadığı için evrilmesi gerekiyor. Niye? Çok kıskanç olduğu için. Niye? Çok nefse yenik düştüğü için. Niye? Çok para odaklı. Niye? Çok iş odaklı. Niye? At tartı önemsemediği için. Urmiye diye. İşte evlilik hayaliniz var ya, belki söylediniz söylemediniz, kendisinde sizinle bu varken yalnız size de söylemiyor ama siz bunu istediniz diye orada yıkılan kuleyi yaşamış. O yüzden arkasına bakmadan Joker'le geldiği gibi de, yani Katina olsaydı Munzur'la arkasına bakmadan da sizden kaçmış gitmiş. Peki niye ama olmuş bu, değil mi? Yani bu olmuş ama niye olmuş, işte tam da onu anlatacağım. Bu sabah bana gelen rehberlik özetle. Bu kartları topluyorum arkadaşlar. Diyor ki sistem. Romi diyor ki biz şimşeği çaktık. Değnek kraliçesini uyardık diyor. Eril'i de uyardı. Yalnız diyor at tartın haberi yoktu diyor. Çünkü diyor değnek kraliçesine biz önceden de vermiştik o uyanışları. Onların ilahi eril dişil olduğunu ve zaten Eril'in onu tekamülde bırakacağını ve mutlak suretle kadere at tartlı olduğu için gideceğini bildiği için dayattı diyor. Ve Eril'e dayattığı için diyor. Eril de zaten diyor. Haksız zaferi kazanıp arkasına bakmadan gittiği için biz de dayatmasına izin verdik. O duasını onun için kabul ettik diyor. Ve diyor neden ama neden? Bakar mısınız arkadaşlar? O kadar eril dişil dengeniz uymuş, o kadar mükemmel bir evlilik yapabilir, birliktelik yaşayabilirmişsiniz ki tılsım dokuzlusu Urmiya'dır, sizi temsil ediyor. Denge ruh kartı, eril dişil dengesi, yin yang enerji dengesini temsil eder. Aynı zamanda da ruhsal olarak da der ki biz bu ilahi eril dişilsiniz, size bir tekamüldesiniz, uyanışa geçin.
Ama bunu bilmiyorsunuz. Bu daha sonra veriliyor. Fakat içinize bu bir ateş kütlesi olarak düşürülüyor. Tamam mı? Fakat deney kraliçesi ne yapıyor? Zaten erilin o zaman para sıkıntısı var. Zaten değnek kraliçesine burada kupa kraliçesi olarak geldi. Eril'e numara yapmış. Neden kupa kraliçesi geldi biliyor musunuz? Değnek kralı da onun için verdi. Çünkü değnek kralı da seyrediyormuş onu. Çünkü değnek kralı da onunla birleşip evleneceğini zannediyormuş. O yüzden bu destede değnek kralının elbisesini yeşil olarak verir. Çünkü değnek kralına öyle bir adım atmış ki birlikte olmuşlar. Onlar da yasak elmayı yemişler. Yani sizden de eril dişilinizle üçlü ilişkiye sokmuş oluyor. O da orada. Sizin eril dişil de sizle gidiyor. Onu seçtiği için orada o da üçlü ilişkiye giriyor. Sizi de üçlü ilişkiye sokuyor. Değnek kraliçesi de bununla yasak elma yiyor. Bu da üçlü ilişkiye giriyor bununla. Ne oldu? Sizin eril üçlü ilişkiye girdi. Değnek kraliçesi de değnek kralıyla yasak elmayı yedi. Orada üçlü ilişkiye girdi. Niye? Çünkü değnek kralları da evli. Ve ne yapıyor? Şimdi diyor ki ilahi sistem Romi ile teyit ettim. Bu minareden at gibi yüz binlerce insan düştü. Yani diyor ki değnek kraliçesi sen bunu eskiden beri yapıyorsun. Biz de ruhsal olarak izin verdik biliyoruz diyor. Ama diyor bu uyanışa gel artık yapma diyor. Çünkü sen bunu çok uzun zamandır yapıyorsun. Bu aydınlığa gel buna uyan yapma. Çünkü bu onun ilahi eril ve dişil onlar birbirinin. Bu ruhsal bir tekamüldür. Eğer sen yaparsan değnek kralına gitmez de buna devam edersen o eril ya da dişiliniz işte size giden erilse eril olarak alın. Dişilse dişil için. Sizden giden can parçalarınıza ilahi sistem bu uyanışı vermiş. Demiş ki değnek kraliçesi değnek kralına git. Değnek kralına demiş ki değnek kraliçesine adım at. Rahat bırakın eril ve dişili. Fakat ne yapmış? Tabii dayatmış. Niye? Tılsım 9-10'lusu. Çünkü para için ona gitmenizi istemiş. Tılsım ikili kendisiyle ilahi dişili kendini erile tekrar pazarlamış bir şans, bir fırsat ve bir seçenek olarak sunmuş. Fakat sistem de diyor ki hayır o aslında seçenek değildi. Neden? Çünkü zaten onlar diyor tartışmıştı. Kavga ettiler. Eril onu kesti bitti artık onu bitirecekti. Bunun için de diyor ara verdi birbirinden biz onları ayırdık diyor. Ve bunu da anlatacağım şimdi. Ve diyor para evliliği olduğu için tılsım onlu bu diyor. Ve dolayısıyla diyor Eril'e kılıç dokuzluyu yaşattı. Neden? Çünkü eril diyor kupa beşliği. Kılıç dokuzlu kupa beşli. Bakar mısınız nasıl yaşatmış size? İkileme sokmuş enerjiyi dayatmış bir kere. Kendini seçenek olarak ortaya koymuş. Siz fragmanı yaşarken o esnada. Kendini seçenek olarak ortaya koymuş. Eril ve dişillerinizin kafasını karıştırmış. Bütün Mida değnek kraliçesi versiyonu. O zaman Mida formundalar. Çünkü evliler aynı evdeler. Fakat tartışmışlar. Sistem onları ayırmış. Tekamül. Niye? Çünkü size gelecek. Fragman yaşanacak. Tekamül başlayacak. Dolayısıyla o noktada aynı evde olsalar, resmi veya dini nikahları bitmemiş bile olsa farklı bir noktadaymış. Mesafe olarak yani. Tamam. Çünkü burada şunu diyor. Eril senden gittiğinde uzun bir yola gidecekti diyor. Dişil senden gittiğinde uzun bir yola gitti diyor. Yani değnek kraliçesinin olduğu yer sizle fragmanı yaşadı. Tamam. Denge. Eril dişil dengeniz muazzam uyuşmuş. Tamam. Sistem zaten içinize bu aşkı iki tarafa düşürmüş. Birbirinizden bir daha kopamamışsınız. Tamam. Şimdi tılsım 9'da Urmiya'yla denge yin yankı buraya koyuyorum. Ve sistem sizi uyarmış. Şimdi bunu buradan alayım. Bunlar bir burada kalsın. Çünkü tekrar değineceğim. Ama önce burayı bir anlatmam gerekiyor. Eril sizi delirdi. Kılıç onları yemiş, kavga etmiş, tartışmışlar zaten gelmiş ya. Ve zaten değnek ikili şimdi para evliliği olduğu için de zaten tartışmaları bir para konusunda olmuş bunlar. Bir ayrılmışlar bir sebepten tartışmışlar. Eril deliye vurarak artık kendine başka yollar aramış. Yani bir aşk evliliği, bir mutlu evlilik, kendisinde sağlam kalacak bir aşk ve sevgi mutlu evliliği. Yani belki de ilahi sisteme sizin can parçalarınızı da dua et. Allah'ım ne olur benim de bir ruh eşim yok mu? Bir parçam yok mu? Hani ben de sağlam kalacak. Aşk, sevgi, tutku evliliği yapacağım. Bir evliliğim olmayacak mı benim? Hani ben bu değnek kraliçesinden artık yani soğudum. Hani tahammül ediyorum ama ben de mutsuzum.
Zihin çalıştırıyorum. Zaten mutsuzum. Kılıç dokuzluyu dayıyor bana. Sürekli tartışıyorum. Anlaşamıyoruz. Deliye vurarak kendimi bir gittim. Ne oldu? Bakar mısınız şimdi? Kupa beşli. Burada sizinle kupa üçlüyü yaşamışsınız. Siz çok mutlu yaşamışsınız. Yani bu birlikteniz. Öyle ki hani sanki birbirinizi ezelden tanıyan mutlu eş çiftmişsiniz gibi düşünmüşsünüz. Arkadaşlar bakar mısınız? Kupa onlusu bu. Daha en başta fragmanı yaşarken düşünün. Sistem böyle bir uyanış vermiş. Sizi öyle bir o denli birbirinize hissettirmiş ki bir daha kopamayın diye zaten. Ve nitekim de deliye vurarak gelmiş olsa da niyet aslında ciddiymiş. Sizde kalıcıymış. Çünkü sizi çok beğenmiş. Daha öncesinde görmüş olmalı. İlk gördüğü gün evlilik düşünecek hali yok. Mutlaka daha önce gördü. Üzerinden bir zaman geçti. Bir süre sonra bir araya geldiniz. Fragman mutlaka belki 1-2-3 görüşmeden sonra oldu mutlaka. Dolayısıyla diyor ki o sürede o zaten onunla bu benim evleneceğim kişi deyip kafaya koydu zaten diyor. Biz de onun içine verdik. Çünkü o ilahi erildi, o ilahi dişildi. Tabii ki verdik diyor içine. Ve onlar diyor muazzam bir birliktelik yaşadılar. İnanılmaz eril dişil dengeleri. Bu bedensel tensel ruhsallığı ifade eder arkadaşlar. Muazzam bir haz dengesini, ruhsal tamamlanma, bütünlüğü. Hani Laru Tarot'ta bir böyle iki yüzük vardır ya, halka birbirine geçmiştir. Adı da erimedir o kartın. İşte aynen öyle birbirinizde erimiş, bütünleşmişsiniz. Urmia'yla sağ yani. Kupa üçlü kutlama da yapmışsınız. Ve ikiniz de birbiriniz için artık evlilik hayali. Tamam ben beyaz atlı prensimi buldum. Bu işte bu. Tamam işte benim bugüne kadar beklediğim oydu demişsiniz. O da sizin için. Bugüne kadar benim beklediğim dişilim bu demiş. Ve sizin de o günden beri size aşık deli gibi seviyor tutuyor. Nitekim 20 numaradır adamların canlarını okudular. Dişillerin canlarını dayatmadıkları büyü nazar şey kalmadı. Yedirdi içirdiler okuttular. Ve hala sizden kopamadılar. Niçin hala buradasınız? Bu açılımı dinliyorsunuz. Ve dolayısıyla değnek yedilisiyle ilahi sistem değnek açısını bu uyanışı veriyor. Diyor ki derhal devreye gir diyor. Erile diyor mesaj yaz diyor. Siz böyle çiçeklenip filizlenmişken erile tam o noktada bir mesaj geliyor. O mesaj gelince de eril yıkılıyor. İstemeye istemeye çok üzülerek sizi bırakıp gidiyor. Neden? Para evliliği Midas'ı çağırmış. Niye demiş ki gel bana gel bırak onu demiş. Hani seçenek benim. Sen bana gel asiranta sözleşmesi devreye giriyor. Bana ruhunu bedenin aşkını tutkunu onunla. Çünkü neden? İlahi öncesinden uyandırmış ya Midas'a aydınlık vermiş ya bu kuleyi yaşatmış ona şimşek gibi. Midas sizin artık ruh eşi olduğunu biliyor. Fakat Urmia ile sahip bilmediği için, o bunu bildiği için de ne yapıyor? Diyor ki, öyle bir seçenek yok diyor. Zaten sizden giden saf tertemiz canlarınız, kötü bir niyeti yok. Hemen ona inanıyor. Bir de zaten yasak elma yedim diye şimdi o vicdan yapmıştır. O da zaten zehirleyici diliyle de onu yiyip bitirmiştir. Ve burada tılsım ikilisi para ve kendisini ortaya koyuyor. Siz burada yoksunuz. Mesajı atıyor. Mesajda da diyor ki, onda diyor. Şimdi bu niye geldi Kılıç Prensi? Şimdi oraya geleceğim. Eril niye kupa? Burada Kılıç Prensi. Kılıç dokuzlusu. Değnek ikilisi. Bu değnek ikilisi sizi temsil ediyor. Sizi bırakıp gittiği günden beri hep size dönmeyi istiyor. Ruh ikizlerini ifade eder değnek ikilisi. Değnek üçlüsü üçlü ilişki ve üçüncü kişi için gelir. Araya girdiği zaman. Onun için değnek ikilisi sizin biz ruh eşlerin kartıdır. Diyor ki biz diyor kupa kraliçesi yani değnek kraliçesine dedik ki diyor kendine aşk rolüne gir. Hani o çünkü tutuldu o şu an aşkta. Onun içine verdik. Onun aşkı depreşti. O hayatı boyunca dua etti. Dişili buldu. Ona da aşık oldu. O artık ondan kopamaz. Çünkü zaten de burada bile düşünün ki fragmanı daha siz yaşadığınız gün itibariyle size evliliği o günden beri vermiş. Mida elinizden almış. Yazıklar olsun. Muazzam bir kutsal güce aşkta bu kadar kadere müdahale edilir, bu kadar bertaraf edilir. Anladınız mı? Şimdi burası çok önemli. Video uzadı. Burada bitireyim şimdi devam edeceğim akabinde.